Götürmeyeceğim Burhan Bey ya. Ama güzel kızım, hadi güzel kızım. Allah rızası için lütfen başının gözünün sadakası Burhan olur. Burhan Bey, dünyanın bir ucu. Niye ütü tahtasını buradan almıyorsunuz ya? Ama burada çok pahalı. Hadi güzel kızım, güzel arabanla hemen uçur hipermarkete Burhan abi. Hayır, ay! Öf. Ütü tahtası almak için hipermarkete mi gidiyorsun? Burhan, basitsin, ucuzsun, banelsin bebeğim. Burhan abi, ben bugün ofisin kırtasiye alışverişi için dolmuşla hipermarkete gideceğim. İstersen gelebilirsin yani. He, tamam tamam. Olur lan. Olur olur. Dolmuş ne eder? Tanrı verdi. Ya siz oraya gitmişken şu hani bizim röportaj yaptığımız en küçük kasetlerden var ya, teyp kasetleri. Onlardan bana bir sürü alır mısın? Alma. Yok, cık, alamayız. Yok, olmaz. Bir dakika, vaktimiz yok bizim. Ne demek vaktimiz yok? Ya sen Burhan abini bir hipermarkete götürme. Ondan sonra benden iyilik bekle. Haydi, kalmadı elimde iyilik. Ne yapacak? Senin kasetlerini yanımda dolmuşla taşımak istemiyorum. Kendi kasetini kendin al ya da yap. Ya saçmalama ya. Kaç tane istiyorsun bacım? Aramızdan. Adamı sikme. Ben eğer burada idare müdürüysem, ben eğer alınmayacak diyorsam, alınmayacak. Burhan abin sempatisini kaybetti. Hadi bakalım, ödenek yok diyorum. Bak şimdi. Niye bacım? Ben bacıma kendi cebimden alacağım. Yetiyor mu gücüm buna da? Canım kardeşim, helal olsun sana. Yaşa. Ne demek her zaman? Tebrik ederim. Bravo. Hemen de kahraman oldun. Ayranı yok içmeye, tahterevalli ile gider hipermarkete. Bazı insanlar doğuştan asil Burhan Bey. Bazı insanlar da doğuştan ucuz. Aman. Merhaba. Osman abim. Hoş geldin Osman. Nereden çıktın? Ne o, beklemiyor muydun? Yok. İyi, o zaman ben gideyim. Yani muhabbetinizi bozmayayım. Aa, saçmalama ya. Nereye gidiyorsun? Nasılsın? Bir şey içer misin? Yok. Ay Osman abi, çok sevindim sözlendiğinize. Hayırlı olsun. Aslı. Yüzük de çok güzel. Kusura bakma, tutamayacağım. Maşallah size. Bir dakika Şahika. Aslı, bu... Bu etek ne ayak? Bu ipek mini bir etek. Ne ayak derken? Şimdi bak, ben manyak bir adam değilim. Plajda giysen neyse diye. Lafı ağzımdan aldın hocam. Hiç yaşıyor mu diye. Daha hiç giymeseydin bari diye. Yani. İnsanı diyor, bu kız diye böyle katil zanlısı yapar diye. Burhan Bey. Ne oldu? Tanrı verdiğin asaleti herhalde kalmadı şu anda. Yazlıkta falan olsa tamam da, sen bu etekle rahat edebiliyor musun? Evet. Osman abi, yengem amcam nasıl inşallah? Yaz deyince yazın ne yapacaksınız? Bodrum'daki ev mi? Çeşme'deki ev mi? Aslında yengem Maldivleri çok sever ama oranın da yeri yani biraz sapam. Osman abi şimdi Aslı içeride çekim kıyafetlerinden bir pantolon giyerken biz de seninle bunları konuşalım. Nasıl yani? Ay, sabahtan beri koşturuyorum valla, öleceğim açlıktan. Aslı, dur, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Gel şu resimleri seç. Vallahi bak, sayfalar yetişmeyecek ha. Seçemem. Vallahi elim ayağım titriyor. Bayılacağım açlıktan. Dur, bir şeyler hissetelim o zaman buraya. O da gecikir. O zaman şey yapalım. Çıkalım, iki lokma bir şey yerken o diyaları yanına al, ben orada seçeyim. İyi, tamam, hadi dur. Yürü. Ne haber? İyi vallahi, senden? İyi, iyi. Nasıl gidiyor sözler? İyi. Biraz erken oldu galiba ama. Osman biraz kıskanç. Yani maço biraz. Saçında bir şey var. Ne bakayım? Ha. Ekmek kanıtısı mı? Artık nasıl yediysen onu. Ya, ya. Ne yapıyorsun ya? Geldin. Merhaba. Seni dinliyorum Osman.
Şimdi Aslı'cığım bak, ben anormal bir herif değilim. Yani aklı başında medeni bir insanım. Biliyorum. Ama senin böyle insanı çileden çıkaran bir tarafın var yani. Ne gibi Osman? Şimdi sen liseli bir kız değilsin ki. Yani mini etekle fingir fingir ortalarda. Ya bu etek konusu kapandı sanıyordum ben. Yani bu etek boyu konusunu modacılara bırakmıştık en son ama. Tamam, eteği bırak. Önemli değil diyelim. Ama senin iş yerinin çaycısıyla ne işin var canım böyle sarmaş dolaş? Tanrı verdi, bizim kardeşimiz. Olabilir ama sonuçta çaycı bu çocuk. Yani sen de koskoca Koç Arslan'la ailesinin gelin adayız. Şimdi hayatım yanlış anlama da. Yani senin çok daha ağırbaşlı olman gerekmez mi? Yani şu yüzüğün ağırlığını biraz hissetmen gerekmez mi? Yok, hissediyorum ben zaten şu anda o ağırlığı. Aslı'cığım bak, sen hanımefendi, harika, aklı başında bir insansın. Teşekkür ederim. Sana güvenim sonsuz. Ama biraz daha dikkatli davransan diyorum. Osman, ben arkadaşlarıma sarılırım. Yani bu yaştan sonra bunu değiştiremem. Peki, eyvallah. O zaman eski kocayla alt tak geber külah öğle yemekleri falan ne iş? İş yemeği ya. Cem'i niye hayatından çıkaramıyorsun? Bıktın mı bu heriften be? Osman, çünkü iş arkadaşım ve komşum. Boşanma, moşanma, bir türlü birbirinizden kopamadınız. Yani ne halt varsa. Ya ben sıkıldım ya, gerçekten. Vallahi sıkıldım ben. Ya o zaman madem sıkıldım, ben sevgilimi nasıl eğlendireyim? Ha? Ne yapalım, ne istersin? Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.